Galatasaray'dan Orkun Kökçü bombası. Galatasaray'da Portekiz Ligi takımlarından Benfica'da forma giyen Orkun Kökçü olabilir. Sarı Kırmızılıların milli futbolcuyu yeni sezonda bir yıllığına kiralamayı planladığı öğrenildi. 23 yaşındaki orta sahanın Galatasaray'a prensipte evet dediği de gelen bilgiler arasında. Galatasaray bu transferi gerçekleştirmesi durumunda çok önemli bir orta saha alternatifini takıma kazandırmış olacak. Galatasaray'ın Avrupa'da önemli bir piyasası bulunan milli yıldızı Şampiyonlar Ligi faktörüyle ifşa ettiği kaydedildi. Güncel piyasa değeri 27 milyon euro olan Orkun Kökçü'nün kulübüyle olan kontratı ise 2028'de sona erecek. Milli yıldız Feyenoord'dan Benfica'ya 25 milyon euroluk bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Galatasaray'dan Marcao bombası. Sevilla forması giyen Marcao, Galatasaray'a transfer olmak için İspanyol ekibinden kolaylık istedi. Sevilla'nın Galatasaray'dan kadrosunu kattığı Marcao'nun geleceği konusundaki belirsizlik devam ediyor. İspanyol basınında yer alan habere göre Sevilla'da şu ana kadar beklentilerin altında kalan Marcao'nun ayrılık ihtimalinde birçok takımın Brezilyalı oyuncuyla ilgilendiği ve bu takımlardan birinin de Galatasaray olduğu belirtilmişti. 27 yaşındaki savunma oyuncusunun da eski takımı Galatasaray için Sevilla'dan kolaylık istediği öğrenildi. Marcao 2022 yazında Galatasaray'dan Sevilla'ya bonuslarla birlikte 15 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. Sevilla'da aradığını bulamayan Brezilyalı savunma oyuncusu yeniden sarı kırmızılı formayı giymeye can atıyor. Abdülkerim Bardakçı'ya Almanya ve İtalya'dan 10 milyon euro üzeri teklifler alan sarı kırmızılılar milli stoperi takımını tutamazsa Marcao'ya yönelecek. Fulham Zaha için devrede. 2023 yaz transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Wilfried Zaha, Fenerbahçe'nin uzun süreli ilgisine rağmen Galatasaray devreye girer girmez sarı kırmızılılara imza atmıştı ve transfer yarışından mutlu sona ulaşan taraf Galatasaray olmuştu. Galatasaray formasıyla 39 karşılaşmada görev yapan tecrübeli oyuncu 10 gol atıp 5 asist yapsa da performansıyla büyük eleştiri topladı. Bildişini yıldız özellikle yaşadığı sakatlık problemleriyle beklentileri karşılayamadı. Galatasaray'daki performansıyla eleştirilen Zaha için İngiltere'den flash bir transfer iddiası ortaya atıldı. İngiliz basınında Fulham'ın deneyimli oyuncuyla ilgilendiği öne sürüldü. Haberde Premier Lig ekibinin Wilfried Zaha için kısa süre içinde Galatasaray'ın kapısını çalacağı ifade edildi. Zaha için 5 milyon euroluk bonservis bedelini gözden çıkaran Fulham, yıldız oyuncuya da Galatasaray'da aldığı paranın aynısını teklif edecek. Kariyerinde daha önce Crystal Palace, Cardiff City ve Manchester United formalarını giyen başarılı oyuncu, ilk kez İngiltere dışına çıkarak Galatasaray'a imza atmıştı. Victor Nelson'a West Ham United kancası. Galatasaray'a Victor Nelson için İngiltere'den yeni bir teklif var. Daha önce Tottenham ve Nottingham Forest tarafından teklifler alan Danimarkalı yıldız stoper için West Ham United'da devreye girdi. Satılması kararlaştırılan Nelson'u İngiltere'nin dışında İspanya ve İtalya'dan da önemli takımlar takip ediyor. Premier Lig temsilcisi West Ham United, 25 yaşındaki yıldız savunmacının bonservisini almak için 15 milyon euroyu gözden çıkardı. Galatasaray, Victor Nelson'u 2021 yazında Danimarka temsilcisi Kopenhag'dan 7 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan Nelson için Galatasaray'ın beklentisi ise bonuslarla birlikte 20 milyon euro. Kerem Demirbay'dan flaş açıklamalar. Galatasaray'da deneyimli orta saha Kerem Demirbay şarkıcı açıklamalarda bulundu. Geçen sezon Galatasaray formasını 42 maçta giyen Demirbay, Spor Sala adlı YouTube kanalına konuk olarak "Takımda eksikler görüyor musun?" sorusuna hayır cevabını verdi. Demirbay açıklamasının devamında ise şu ifadeleri kullandı. "Futbolda önemli olan takım arkadaşlarını tanımak. Ben mesela 10 tane tanıdığım isimle savaşa çıkmak isterim. Ya da 4 tane büyük isim aldın ama oynayacak mı bilmiyorsun. Zaman gerekiyor. Buradaki Galatasaray kesinlikle birbirini tanıyor. Biz duyuyoruz. Onun gelmesi lazım, bunun gelmesi lazım. Taraftarlarımız bunu bekliyordu belki. Medyada baskı yapıyor. Futbolda bu hep var. Gerçekçi olmak gerekirse biz kesinlikle birbirimizi tanıyoruz.
Takım arkadaşım hata yapsın, ben ölürüm de koşarım da. 8 numara isteği seni şaşırtıyor mu sorusuna da cevap veren Kerem Demirbay şöyle konuştu. Benim umurumda bile değil. Biz kocaman Galatasaray oyuncularıyız. İsimler duyuyorum. İlkay abidir, 8 numara istiyoruzdur gibi şeyler geliyor. Bir gerçek var. Ben doğruları konuşuyorum. Bizim ülkede yabancı sevgisi çok. Burada belki bir yabancı futbolcu oynasa, ismi Kerem değil Kerem'in iyi olsa hiçbir şekilde konuşulmaz bu mevkiye oyuncu. Kim gelmek istiyorsa buyursun gelsin. Biz futbolcuyuz. Ben gidip demem ki kardeşim yeni transfer oldun, al benim pozisyonumu oyna. Mücadele etsin, benden iyi ise oynar. İlkay Gündoğan sevdiğim saydığım bir abim. Ben küçükken Lewandowski, Nuri abi falan antrenman yaparken ben de arada 15-16 yaşında antrenman yapıyordum. Öyle tanıştık. Severim kendisini. Kim gelirse gelsin, bayağı bir sıkması lazım kendisini. Ben Galatasaray formasını kimseye hediye vermem. İfadelerini kullandı. Kerem Aktürkoğlu için Ajax devreye girdi. Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da kadro planlamasının anahtarlarından biri de oyuncu satışı. Oyuncularına gelen teklifleri değerlendirmeye alan Sarı Kırmızılılar önemli satışlar yaparak büyük bir transfer bütçesi oluşturacak. İngiliz basını Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu için yapılan teklifi paylaştı. Habere göre Hollanda devi Ajax Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'a 12 milyon euro önerdi. Ajax'ın Kerem transferi için ısrarcı olduğu ve teklifi 14 milyon euro seviyesine kadar yükseltebileceği de gelen haberler arasında. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray'la 2026 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. 26 yaşındaki kanat oyuncusuyla İspanyol ve Alman takımları da yakından ilgileniyor. Galatasaray'dan Bertu Yıldırım hamlesi. Süper Lig ekiplerinden Hatay Spor'da gösterdiği başarılı performansın ardından Fransız temsilcisi Rene transfer olan Bertu Yıldırım, Galatasaray'ın radarına girdi. Fransız ekibinin Bertu kiralama kesili belirtilirken Aslan'ın satın alma opsiyonu kiralama şeklinde bir girişim yapabileceği belirtildi. Ren, genç forveti Atakaş Hatay Spor'dan 5.4 milyon euro karşılığında transfer etmişti. Peki siz Bertu'nun Galatasaray'a gelmesini ister misiniz? Bertu Yıldırım Galatasaray'a gelsin diyenler videoyu beğensin.